8 Mayıs 2024 Çarşamba Cüneyt Altı Parmak Star Gazetesi Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçunda güncel kararlar. Bu suç ilk ihtas edildiğinde tartışmalı bir süreç yaşamıştık. Gelen düzenlemeyle sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sayıkıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü. TCK Madde 217'ye A. Maddenin yasalaşmasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Mahkemelerin değerlendirmeleri merak ediliyordu. Bu konuda istinaf aşamasına gelmiş üç karar üzerinden konunun uygulamada nasıl ele alındığına değinmek istiyorum bugün. Birinci karar, Y sosyal medya hesabından saygıdeğer dostlarım, abilerim, evinizdeki tüfekle savunma mekanizmalarını hazır hale getirin. Amerikan savaş uçak gemileri Türkiye'ye doğru yola çıktı. Umarım yanılıyorumdur ancak eşinizi çocuğunuzu, ancak eşiniz çocuğunuz ailenizle vedalaşın, savaşa hazır olun. 09.02.2023 bu tarihi not edin, mahallenize memleketinize sahip çıkın, inanın ortalık çok karışacak.'' Canımız feda olsun bu vatana şeklinde paylaşım yapmıştır. Mahkeme sanığa ceza vermiştir. Bölge Mahkemesi ise paylaşımlar sonrası dosya kapsamı itibarıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle kararı bozup beraat kararı vermiştir. Ortaca ikinci karar. Instagram hesabında 6 Şubat depremi yaşandıktan sonra Kıyamet vakti Marmara ve Ege'de daha büyük depremler olacak gün içinde ve yarın tahminlerim arasında Allah sizi korusun şeklinde paylaşım yapan kişinin durumu ikrar ettiği duyumlara dayandığını belirtmesi üzerine mahkeme ilgili hesabın 1 milyon takipçisi bulunduğunu, bu sebeple eylemin kamu barışını bozmaya elverişli, aleni bir durum olduğunu tespit etmiştir. Bölge mahkemesi kararı çok yerinde bir gerekçeyle bozmuştur deprem ve yer bilimleri konusunda akademik veya amatör de olsa herhangi bir uzmanlığı bulunmadığı, öteden beri sosyal medya içerik üreticisi olduğu anlaşılan sanığın, sırf dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından paylaştıklarının yanıltıcı olsa bile bilimsel ve güvenilir olmadığı, objektif bir bakışla herkesçe bilinebilecek kişisel tahminden ibaret olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Sözlerin kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olmaması, topluma dair açık, yakın ve somut bir tehlike hali doğurmaması nedeniyle beraat kararı verilmiştir. Milas Üçüncü Karar Bir gazeteci Twitter'dan bir yeni skandal niteliğinde tecavüz olayıda Bitlis'in Tatvan ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar vakası var. Zanlılar polis ve uzman çavuş, Bugün Tatvan adliyesinde teşhis işlemi için getirildiler. Detayı bilmiyoruz. Bu durumlarda bazen üstü örtülür şeklinde paylaşım yapmıştır. Gazeteci bir süre sonra bilgisinin eksik olduğunu ifade ederek içeriğin gerçek olmadığı yönünde tweet atmıştır. Mahkeme sanığın buna benzer bir durumu daha önce de yaptığını belirterek suça konu haberi de yeni bir skandal başlığıyla verdiğini tespit etmiştir. Mahkeme kararında gazetecinin sürekli bu şekilde davranması ve haberin veriliş şeklindeki kesinlik karşısında adliyeye o tarihte veya yakın tarihlerde intikal etmiş böyle bir olayın olmadığının UYAP üzerinden suç tipi taramasıyla bulunabileceğine işaret ederek, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz ilkesini de ihlal ettiğini vurgulayarak mahkumiyet kararı vermiştir karar, bölge mahkemesince de uygun bulunmuştur. Tatvan. Bu kararlar uygulamanın bakış açısını göstermesi adına önemli. Kararlar kesin değil, Yargıtay denetiminden geçecek. Bildiğimiz kadarıyla bu suç için henüz yüksek mahkeme denetiminden geçmiş bir karar yok. Kararlardan çıkan net sonuç şu: Gazetecilerin bilgileri araştırarak habere taşıması, görünür gerçekliği somut olguya dayandırması şart. Sansasyon peşinde koşanlara duyurulur.